Dia Mobil üzerinden e-arşiv faturası nasıl gönderilir? Mobil üzerinden e-arşiv faturasını göndermeden önce sistemde yapılması gereken parametrik değerler bulunmaktadır. Öncelikli olarak bu ayarları sağlamamız için masaüstü ekranımıza geldiğimizde buradan yapacağımız ilk ayar için arama alanına sistem parametreleri yazarak sistem parametreleri ekrana çalıştırılır. Yine burada aramış olduğumuz parametreyi kolay bulabilmek için yazacağımız şeklinde e-arşiv bölümünün altında bulunan entegratöre gönderiminin nasıl yapılması gerektiğine dair bir parametre yer almaktadır. Bu parametre sayesinde mobilden keseceğimiz herhangi bir e-arşiv faturayı direkt gönderim işlemini sağlayabilmekteyiz. Buradaki 3 seçenek manuel kısımda faturayı düzenledikten sonra tekrardan gönderim işleminin yapılması gerekmektedir. Sorulsun kısmında fatura kayıt sonrasında bir pop-up çıkarak faturanın tekrardan gönderilip gönderilmemesi gerektiği işlemidir. Otomatik işlem ise faturayı düzenler düzenlemez direkt gönderim işlemini yapmaktadır. Buradan otomatik seçeneğini seçerek sistem parametremizi kaydettiğimizde, ilgili parametreyi kaydettikten sonra tekrardan mobil uygulamamıza geldiğimizde e-arşiv faturası düzenleyebilmek için fatura modülüne gelerek buradan fatura ekleme işlemi çalıştırılır. E-arşiv faturası düzenleyeceğimiz satış faturalarından ilgili fatura türünü seçip burada karşımıza ilk olarak seçmiş olduğumuz fatura türü gelecektir ve sonrasında sistemin otomatik olarak üretmiş olduğu bir fiş numarası, elimizde varsa bir belge numarası, fatura numaralarında ise kayıt numara şablonlarında kaydetmiş olduğumuz kayıt numara şablonumuzdaki numaramız, şube ve depo bilgilerimiz ve seçmiş olduğumuz cariye ait cari bilgilerimiz gelecektir. Bu bilgiler sonrasında devam ettiğimizde cari kodu listesinden düzenleyeceğimiz şahıs firmasına ait cari kodunun seçilmesi gerekmektedir. Listeyi çalıştırdığımızda cari kart listesinden şahıs firması seçilir. Tekrardan devam ettiğimizde şahıs firmasına ait bilgiler gelecek. Burada mutlaka şahıs firmasına kesilecek fatura için ödeme türünün seçilmiş olması gerekmektedir. Devam ettiğimizde e-arşiv faturası düzenleyeceğimiz faturalardan karşımıza e-arşiv normal senaryosu gelir. Yine burada e-ticaret satışlarımız için e-arşiv internet senaryosu seçilmelidir. E-fatura tipine baktığımızda satış türünde kesmiş olduğumuz e-arşiv normal gelecektir. Satış türündeki e-fatura tip kodumuz gelecektir. E-faturalar için geçerli olacak herhangi bir vergi muafiyeti söz konusu ise e-faturalarda da vergi muafiyeti seçilir. E-arşiv bölümüne tekrardan geldiğimizde gönderim şekli e-posta veya kağıt olarak düzenlenebilir. E-arşiv gönderim e-postasında ise karşı firmanın yer aldığı e-posta bilgileri gelecektir. Detaylar kısmına geldiğimizde masa üstünde ayarlamış olduğumuz mobil tasarım ile ekranlarımızda veri girişini sağlayacağımız başlıklar gelir. Kalemler kısmına gelerek burada satışını gerçekleştireceğimiz ürünler seçilmelidir. Burada dilersek barkodlarla seçim yapabileceğimiz gibi toplu seri lot seçimleri yapabilir. Stok listesinden ve hizmet listesinden ürün seçebilmekteyiz. Stok listesine geldiğimizde buradaki herhangi bir stok seçimi yapılarak işlem tamamlanılır ve burada kalemler karşımıza gelir. İndirim ve masraflar alanında ise faturamıza ait herhangi bir indirim veya masraf söz konusu ise buradan ekleme işlemi yapılır. Alt toplamlara baktığımızda düzenlemiş olduğumuz faturaya ait genel toplamlar gelecektir. Bu şekilde kayıt işlemini sağladığımızda ve karşımıza gelen ödeme planı detayını tekrardan görüntüleyerek, tekrardan bu ekrana da tamam diyerek ilgili faturanın gönderim işlemi direkt olarak sağlanmıştır. Burada dilersek faturayı görüntülemek için rapor ekranına gidilsin mi sorusuna tamam dediğimizde ilgili tasarım çerçevesinde faturamızı görüntüle diyerek bu şekilde faturamızı görüntüleyebilmekteyiz. Tekrardan masa üstümüze geldiğimizde göndermiş olduğumuz e-arşivi kontrol etmek için yeni bir sekme açarak e-devlet modülüne gelip buradaki e-arşiv modülümüzü çalıştırıp giden kutusuna gelerek normalde ilk olarak bu listeye düşecek olan faturamız, sistem parametremiz ve mobilden kesmiş olduğumuz fatura sayesinde görüldüğü üzere direkt gönderim işlemi yapılabilmektedir. Bu şekilde ekliyor, gönderildi, hatalı şeklinde de durumları izlenip raporlanabilmektedir.